taş geldi, botun içine girdi. Ya bu delinin bizimle derdi ne acaba? Bak bak hareketlere bak ya Rabbim. Tam bir çocuk ya. Bak şuna bak. Kendi kendine oyun buluyor. Bakar mısın ya? Kendi kendine oyun buluyor gerçekten. Neyse gelelim asıl meselemize. Evet. Şimdi. Gazebo. Gazebo çadırımız. Siparişini verdik geldi arkadaşlar. Bunu biz uzun bütün tutarsan iyi olur. Ben sana onun belinden bir tane ip bağlayalım demiştim. Sen gerek yok dedin. Yok. Biraz şöyle söyleyeyim. Birazdan fazla ağır. Yani tek başına kurulacağını hiç düşünmüyorum. Zor. O taraf ayak. Evet, o taraf ayak. Otomatik aslında. Çok güzel. Tutuyoruz. Sen karşıdan. Ama karşıdan. Karşılıklı olmak gerekiyor. Böyle. Çadırını önce getirelim. Evet. Maviyi. Hemen arabanın arkasında. Artık soğuk, rüzgar ya da yağmur inşallah bizi etkilemeyecek. Temennimiz o yönde değil mi Cüneyt? Yani temennimiz o yönde. Kanalımızın bu renklerini taşıması adına bu rengi seçtik biz arkadaşlar. Daha sonra yanlarına olmazsa böyle şey yaptırmayı planlıyoruz. Casayı ekletmeyi casayı düşünüyoruz. Yaptırmayı planlıyoruz. Olursa şöyle. Şu getirmediği iddia ediliyor. Tabii ki de veremedik. Akrilik kumaş olduğu söylendi. Evet. Bu arada çadır dünyasına da bunun için çok teşekkür ediyoruz. Çadır dünyasına evet. Bunun için de gerçekten teşekkür ediyoruz. Biz siparişimizi oradan vermiştik. Bir kampanya vardı. Bak şimdi cırtları tutuyorsun, ben videoyu izledim. Cırtları köşeleri birleştirince açtığımızda otomatik olarak geriliyor. Öncelikle köşelerde cırtlarımız var. Böyle arkadaşlar. Direkt köşeye oturuyor. Burada da aynı şekilde cırtlar var. Ve bu cırtları getirip bu şekilde cırtlar gibi oturtturuyoruz. Oturtuyoruz. Böyle. Kedi de bize yardım ediyor. Yerine getiriyoruz. Diğer köşeye. Bu arada cırtlar da inanılmaz yapışkan ve sağlam görünüyor. İnşallah ileride bu güzelliği devam eder. Evet. Hemen böyle bunu da izlediğiniz sesini yarışma başladı. Göbeğini düzeltelim. Çadırın tam orta yeri. Evet. Ve sonra yine bir saniye. Tamam. Şu anda okeyiz. Şu an iki kişi tutup ayıracağız. Aynen öyle. Hadi bakalım. Bak şimdi. O ortaya geçmek gerekiyor artık. Evet. Ama bunu da geçemiyoruz. Neden? Alan göbeği. Şöyle yapalım. Açıldı. Evet. Şöyle. Ben de o şeye geçeyim. Heh. Kedi yardım ediyor. O zaten çok yardımcı sağ olsun. Evet. Ben ortadayım artık. Ve ben şöyle alıyorum. Bu tarafa geliyoruz. Evet. Oğlum dur çocuğum evladım. Ezileceksin. Kendine oyuncak sanıyor sanırım. Şimdi göbeklerden burada tutturma yerleri var. Ya ben bu kediden korkuyorum. Bunun hayatı oyun. Evet, kamerayı içeriye aldık. Şimdi içeriden olayı göstereceğiz. Evet, tıkladım. Bakın. Yerine oturuyor. Ve dolayısıyla sistem kilitlenmiş oluyor. Diğer taraflara geçiyoruz. Sonra evet oturdu. Sonrasında yerine yerleştirdik. Evet. Ve şu an üst taraf okey. Şimdi ayakları yükselteceğiz aynı anda. Bir saniye. Yardım geldin mi? Daha gerdireyim. Çünkü gergin değil burası. Ben yardım edeyim. Tutayım. Yükleri açalım. Evet. Oops. Tamam. Yırtmayalım. Dakika bir gol bir yapmayalım. Evet.
Şimdi aynı yerden ayakları açalım. Sen benim karşıma geç. Tamam, orada. Şimdi buradan basıyoruz. İstediğiniz yüksekliğe gelene kadar böyle kaldırıyoruz. Bu da tıklıyor. Daha sonra obamızı kuruyoruz. Ayak aynı şekilde. Evet. Ve artık o çok kalktı sanki. Eğimle alakalı çok kalkma diye bir şey yok ki. Hah, iki kademe miymiş? İki ya da üç kademe var. Tamam. Evet, olay bundan ibaret. Bunun kenarları da var. O odunu kenara al, korkutma bizi. Kedicim, sen de kamerayı düşürmek için elinden geleni yapıyorsun. Açalım. Yaşam alanımızı bu şekilde oluşturuyoruz. Şimdi bunun sadece bitmedi. Yan taraflarını da kuracağız arkadaşlar. Şöyle ben tamamını dışarıdan göstereyim. Bakın, yazında mükemmel bir gölgelik ve yani gittiğimiz plaj olsun, piknik alanları bile olsa bizi güneşten çok rahat koruyacak. Yani bunun zaten hemen şeyi de gösterelim. Burada yanları var. Bir tanesi bu mesela yanlardan. Tamam, bu mesafeden gayet güzel alıyor. Şundan korkuyorum, yoksa bir şey değil. Maşallah, yağmura da faydası olur. Olur. Evet evet, rüzgar, yağmur. Böyle yeri çıksın, morg yer çıksın. Aynen öyle. Evine, arabana, bahçene bile al. Yolda kalırsın, bilmem nerede kalırsın. Hepsi var inşallah. Hepsi. Uzatmayalım, bizim bir Laz vardı. Memes dayı Allah'a meselesin. Ayık vardı, o da Allah'a meselesin. Ağrı çevirildi. Eskiden kompasör olurdu böyle. Baş deliydik ya, şimdi bakma makineler çıktı. Akbuk'u götürdüm taraflarına. Buradan kayına gittik. Mustafa dedi. Fırtınaya tutulursunuz, kayına gelemezsiniz denizden dedi. Bahtene vereyim sana iki tane dedi. Ulan hakikaten fırtına tutulmasın mı? Ya falan Lazlar'ın kovası çalışıyor. Bu işi biliyorlar. Biliyorlar bile. Hem işte ondan kaldı tek tip tip çık. Siz de balıkçı mısınız? Bak bak, şurada bir araba var benim de, ben de ulan oradan oldu çıkalım ha. Böyle bakıyız zaten, günün değil mi, böyle yakalayız. He, ne yakalıyorsunuz? Şu pura şöyle çarpaz yeriz biz. Biz geçen hafta geldik, mırmır aldık, sargoz aldık. Burada maşallah bayağı tuttuk dünden. Kameraya çekiyoruz, mahsuru yok değil maşallah mi? Maşallah 6-7 kilo tuttuk. O maşallah, ne zaman? Ay maşallah. Akşam karanında şöyle gördüm. Biz de gün ışığı... Evet evet. Biz kanalımız var, video çekiyoruz. Geziydi buralarda. Bu hep burada, hep burada. Yiyecek işte ya, hayvancık. Amca adın ne? Alışman. Arzu, Cüneyt, bizim kanalımız var. Balık tutuyoruz biz. Nerede tutuyorsun? Burada balık tutuyoruz. Videolarımız oluyor. Seni de videoya alıyor. Sorun yok değil mi? Yok sorun bu. Yani senin için sıkıntı yok değil mi? Video. Videoya çekiyoruz da. Nerede? Ya bu kameraya çekiyor şu an. Ha. Sen avlandığımız orada balıkları falan gösteriyoruz orada. Ne güzel mi bu seriyi? Hepsini gösteriyoruz. Olsun, canın sağ olsun. İyi bakalım, iyi akşamlar ben sana. Ben balıkçıyım ya. Benim deniz kıyında olansam balık olmaz mı? Tabii canım. Balık gibi var mı ya? Tabii. Yalnız ufak balık olmasın. Tabii. Evet evet. Ay süpersin amca. Yani. Küçükleri salalım ki büyüğü gelsin. Çekmene daha böyle böyle. Tam yüngeç balık yani, şarpar. Porsiyonluk. İfak tutamayız onlarla. Böyle şarpalar var evde. Denk geldi işte. Kısmet. Tabii kısmet, kısmet. Herkes kısmetini yer. Bak sana ne anlatacağım. Babam bunun içindeymiş. İçinde. Babam 90 içinde. 87'de 90 içinde öldü. 95 yaşında öldü adam. Allah rahmet eylesin. 87'de. Çanakkale Savaşı'na gidiyor. Kudüs'e Çam'a gidiyor. Orada savaş yapıyor. Daha neler anlatsam neler anlatıyor. Yani ne diyeyim. Kafam geçti yani. Yaşım geçti zaten. Allah ömür versin Allah inşallah. 80, bu yaz 84'e giriyor. Ha, 85'e. Kayınpederim de 82 yaşında değil mi? 80. Ben 85'e gireyim Ağustos'ta. Allah uzun ömür versin inşallah. Hepimiz. İyi akşamlar. Ben iyi akşamlar. Şöyle yani geceyim işte. Ev kendimde alıyorum. En güzeli temiz hava. Temiz hava. Şunları topladım. Boncuk yapıyoruz. Evet. Boncuk yapıyoruz. Çok güzel, ne güzel. Arıyorlar da su içmek öyle bardakta, deşli dışlarına evet, yapıştırıyorlar, yani. Evet, evet. Bozulmalar, amma alıda ha, yine almayla. Herkes sosyal sorumluluk. Herkes topluyor da ondan. Evet, hadi yani, Allah'a emanet ol. Hadi sen de Allah'a emanet ol amcam.
Amin cümlemize. Tam muhabbetin üstüne geldi amcam sağ olsun. Yükseltelim diye düşündün değil mi orayı? Yükseltirsek eşitlenecek doğru. Evet. Eğim var. Kedi nerede? Arabanın içinde mi? Kedi yok ortada. Kesin arabada. Arabanın kapılarını açık bırakma lütfen. Oldu mu şimdi? Oldu. Evet. Ses gibi oldu. Yani. Nerede bu? Vallahi bir de içeriye kapatırım ben bunu. Yan tenteyi takalım. Yan tenteyi de videoda gördüm. Şu cırtları takmadan senin de benim sana geçen gün gösterdiğim gibi şuradan da takıyorlar, sabitliyorlar. Şimdi bir tanesini takalım zaten. Oradan tam alıyordu. Neden elledin ki sen ona? Şimdi göstersin nasıl takıldığını diye. Tam tersini tutuyorsun. Yukarıyı aşağıya, aşağıya yukarıya. Dön. Dışına doğru bir miktar fazlalık kalıyor. Oraya taştır, işte ağırlıktır koyarak. Evet. Böyle anladım. Sen yap, sonra burayı açayım. Böyle bakarak. Bunun içinde kalacak. Aynen öyle, içeride kalması gerekiyor. Evet. Böyle şu boşluğa cırtın hemen altına cırt sabitlenecek. Buradan bağlayalım bunu. Şu beyaz cırt var ya, onun altına cırtı koyuyoruz. Sabitliyoruz. Bayağı. Vallahi kullanışlı bir şey ya. Ben geçiremedim ama. Boyum yetmedi, ağrıyor, yetmedi boyum. Sen tut, ben orayı tutayım, sana yardım edeyim. Şurayı. Bunu ben şey yaptım. Şöyle yukarıya doğru kaldıracağım. Tamam, cırdı o beyazın altına. Çok çekmişsin ama sanki sen. Çok mu çektin? Ger biraz daha, tamam. Belki gergin durmasa da öyle. Cırtı taksana. Cırtı yukarı beyazın altına sabit. Evet, oraya sabitleyeceksin. Oraya. Ben geçiremedim. O zaman aşağı inmesini engelliyorsun. Sen öyle yapmadın mı? Yok, benimki altta kaldı. Yok, üstte olacak. Onu anlatmaya çalıştım ben. Onu da yukarıya sabitleyeceksin. Bunu buradan mı sabitleyeceğiz? Evet evet. Senin orayı tekrar açmamız lazım. Sen çok çekmişsin sanki. Acaba hepsinin ölçüsü farklı mı olduğu? Bu 3'e 3 bunlar. Tamam mıyız? Yani olarak 3'e 3 arkadaşlar bunlar. Bu şurada lastik var. Çadırı geliyor. Bu yan taraflar neydi? Polyester. Polyester tamamen su geçirmez. Yan taraflar polyester. Mavi köşeyi indir. Evet. Ondan sonra bu diğer üst tarafta gazebo. Öğretemedik. Gelsin gazebo. Okey, bak şimdi oldu burası. Yan tarafı da uzun bırakmışlar. Bak şimdi oldu. O tarafa fazlalık geldi. Şunu aç. Çünkü çok çekmiş o. Endişem acaba şu birleşme yerlerinden içeriye minik rüzgarlar falan alır mı? O kadar çok sorun olmaz ki. İleride ben şey gördüm. Çadır tabanı var bunun. Duruma göre direkt çadır yapılabiliyor. Ya bunu acaba şu olabilir miydi? Yani bunu komple dükkan böyle giydirmeli bütün olsa. İşte var. Daha mı iyi olurdu? Yani onu varsa böyle parça. İleride onu düzeltebiliriz, alabiliriz. O tam çadır oluyor bu arada. Sineklikli falan. Bak şu an gerilince kalmıyor. Şu olabilir yalnız. Buraya bütün de biz daha sonra şu cırtları bütün de buraya yaptırıp buraya da yapıştırıp direkt bunu buradan birleştirerek, anladın mı? Bak öyle o köşe de çekilecek biraz bağlantı açılıp. Ne yapılacak? Ha, onu aç biraz daha, çek bak orada bolluk var. Şu aşkım. Bunu diyorsun. Ama. Gelmez mi? Buradaki cırttan dolayı gelmez. İple yukarı bağlayınca gelmez mi? Yok, bu cırt var ya. Tamam bırak o zaman ya, olduğu kadar. Neden dedim? Bak burası bir dengesiz yamuk olduğu için mi acaba? Sabitleyemedim. Ya bu dediğim gibi aslında buraya cırtlar bunun ucunda cırtında olacak. Çadırda öyle. Tamamında metalin cırt var. O çekeceksin. Tamamında buranın cırt var. Böyle büyük. Ona monte ediliyor.
O daha güzel, o daha mantıklı. Şu an zaten bence bir diğer tarafını da takalım. Hepsini takmamıza gerek yok bence. Yani oltaları atalım. Burada bekleyeceğiz. Burası yaşam alanımız gibi olacak bize. Şöyle yapalım. Oltalarımın daha geniş olsun. Az sonra dalga geliyor ve bizim kamera gidiyor. Evet. Şöyle, masamız nerede? Bir yaşam alanı olacak arkadaşlar. İki yanı kapatacağız, bu ön tarafımıza kalacak. Çünkü işte ortalarda falan görmemiz gerekiyor. Tamamen kapatırsak, bu sefer... İşte o dediğimde cam ekran var. Saydam yarı yarıya. Ön taraf tamamen kapalı. İleride duruma göre yeni bir güncelleme daha alırız artık. Neyse bir oltaları kuralım artık istersen. Akşam suyunu kaçırma ya. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar. Bugünkü konumuz gazebo. Gazebo, gazebo kadık. Biz aldık. Çok da şu an için çok da kaliteli gerçekten. Malzeme olarak da gayet iyi görünüyor arkadaşlar. Yani kalın bir profil. Profiller ciddi anlamda kalın. 30'luk profil. 30'luk profil, evet Arzu Hanım'ın dediği gibi. Ve çok güzel de boyanmış, hiçbir yerinde bir atma yok. Kurulumu ciddi anlamda çok kolay ama iki kişi bence olması lazım. İki kişi olmaz. Sinekler buna doluyormuş ve bizi çatır çatır yiyorlarmış. Yani olabilir, hemen orada bir sinek evet. Gördüm bile. Ama şöyle bakınca gerçekten çok güzel görünüyor. Sandalyemizi atıyorsunuz, yan taraf, diğer yan tarafları da kapattığımızda tamamen bir yaşam alanı oluşturmuş oluyorsunuz. Üstünde çim yağmaması bile bu anlamda sizi ciddi anlamda koruyacaktır. Biz beğendik. Yasa bunu beğendi. Herkese de tavsiye ederiz. Eğer düşünüyorsanız korunaklı ve keyif düşkünüyseniz de bence yaz kış kullanabileceğiniz çok güzel bir olay. Doğru mudur? Aynen öyle. İyi bakalım şimdilik. Bu kadar. Sonunu nasıl bitirelim? Rast gelsin. Makinelerden ses gelsin millet. Haydi bakalım. Trofeleriniz bol olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın millet.